Herkese merhaba. Elimde iPhone 5 var. Apple'ın 2012 model akıllı telefonu geçen hafta yurt dışına piyasaya çıktı. Biz de bu telefonu fazla zaman geçmeden elimize alıp inceleme fırsatı elde ettik. Elimizde görmüş olduğunuz gibi beyaz renk var. Beyaz renkli model oldukça çekici gözükmekte. Oldukça hoş bir havaya sahip iPhone 5, doğrusunu söylemek gerekirse. Baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey tabii ki ekran oluyor. Boyuna uzayan, genişleyen ekran oluyor. En aynı şekilde tutulmuş, boyuna bir uzunluk söz konusu. Bu şekilde ekranın biraz da sırık gibi uzun gözüktüğünü söylemek gerek. Ancak ekranın büyümesine karşılık yine telefonu tek elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Baş parmağınızla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz her iki elde de. Telefonun belli tuşlarına özellikle erişmek için telefonu elinizde oynatmanıza, kaydırmanıza gerek yok. iPhone 5 malzeme kalitesi açısından da önceki nesil iPhone 4 ve iPhone 4S'e göre farklılık içeriyor. Arkada görmüş olduğunuz gibi alüminyumdan yapılmış bir plaka var. Bu plaka MacBook'lardaki o dış kaplamayı andırıyor. Ancak biraz daha sürtünmesi az. Elde bir yumuşaklık hissi veriyor. Biraz daha rahat bir kullanım sağlamakta. Altta üstte yine camdan yapılan plakalar var. Metal şerit onuranın da üzerinde geliştirilmiş bir işçilik söz konusu. Metal şeritte kullanılan malzeme biraz daha pürüzsüz, sürtünmesi biraz daha fazla. Ancak iPhone 4S'tekine göre biraz daha az çizilir nitelikte, bunu söyleyebiliriz. İncelik tabii iPhone 5'te biraz daha azaltılmış, oldukça ince bir telefon var karşımızda, bunu söylemek gerek. Telefonun yine baktığımızda 1136x640 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 4 inçlik ekran. Bu büyüyen ekran sayesinde altta görmüş olduğunuz gibi bir uygulama satırına da yer açılmakta. Telefon iOS 6 ile yüklü geliyor. Ekran altında yine home tuşu var. Ana ekran tuşu. Yine uygulamaları açma, çoklu görevdeki uygulamaları açma, uygulamalardan çıkma gibi işlevleri görmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra telefonun ekranın üzerinde 720p destekli bir FaceTime HD kamerası bulunmakta. Yeri biraz daha üste çıkarılmış, eyes hoparlörünün üzerine alınmış. Baktığımızda sağda ve solda bulunan bileşenler iPhone 4S'teki gibi aynı tutulmuş. Ses tuşları, bunun yanı sıra ses kapatma anahtarı, üstte açma kapama tuşu yer almakta. Yine sağ tarafa baktığımızda nano sim kart yuvası var. Nano sim kart kullanabiliyorsunuz iPhone 5. Altta büyük bir değişiklik var. Ne var altta? Lightning portu var. Normal kullanılan iPhone 4S'te veya daha önceki iPhone'larda kullanılan porta göre çok daha küçük ve daha ince bir port var. Bu sayede iPhone 5 hem daha inceliyor hem de diğer unsurlara, bileşenlere, portlara daha fazla yer açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm'lik kulaklık jakı iPhone 5 ile beraber altta alınmış durumda. Hoparlör ve mikrofon da altta yer alıyor. Onun için de farklı bir ızgara tasarımı kullanılmış. Çok daha hoş göründüğünü söyleyebiliriz bu şekilde iPhone 5'in. iPhone 5 ile birlikte Lightning portun geldiğini söylemiştik. Lightning port da görmüş olduğunuz gibi kutunun içerisinden bu şekilde çıkan bir USB kablosu yardımıyla kullanılıyor. Bu şekilde Lightning portuna ucu takıyorsunuz. Bu portun güzel tarafı adaptörü her iki taraftan da bağlayabilmeniz, görmüş olduğunuz gibi hem önden hem de arkadan bu ucu porta takabiliyorum. Böyle bir pratiklik söz konusu. Bu arada iPhone 5 ile birlikte AirPods adı verilen yeni bir kulaklık da sunulmakta. Görmüş olduğunuz gibi daha önce alışmış olduğumuz Apple kulaklıklarından oldukça farklı, radikal bir tasarıma sahip. Apple bu kulaklığın her türlü kulağa uyum sağladığını söylemekte. Böyle bir iddias var. Kulak yoluna tamamen oturduğu için sesleri biraz daha iyi bir şekilde kulağa yansıtıyor. Kullanıcının ortamdan biraz daha izole olmasını sağlayan bir kulaklık var. Bunu da şekilde görmüş olduğunuz gibi takıp iPhone 5'i kullanabiliyorsunuz. iPhone 5'in bu şekilde cebe daha rahat sokulacağını söyleyebiliriz. Biraz daha pratiklik sağlayacaktır cepte taşıma konusunda iPhone 5'in. Devam edelim iPhone 5'te. Arkada 8 megapiksellik bir kamera yer almakta. Bu 8 megapiksellik kamera 1080p video kayıt desteğine sahip, yine her zaman olduğu gibi daha önceki nesil iPhone 4S'de olduğu gibi. Bunun yanı sıra düşük ışıklı ortamlarda çekim performansının biraz daha arttırıldığı belirtiliyor Apple tarafından. Bu uygulama, bu kamera yine her zaman olduğu gibi kamera uygulaması yardımıyla kullanılıyor. Kamera uygulaması doğal olarak büyüyen ekrana uygun bir şekilde gelmekte. Biraz ikonların oynandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra
Hem video çekimi yaparken aynı anda fotoğraf çekimi yapmak da söz konusu. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hemen video çekim esnasında fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Bu güzel bir olay. Bunun yanı sıra panorama özelliği de iPhone 5'te yer almakta. iPhone 4 ise bildiğiniz gibi iOS 6 güncellemesiyle birlikte gelmişti panoramik fotoğraf özelliği. iPhone 5'te cihaz iOS 6 ile yüklü geldiği için kutudan çıktığında bu özellik geliyor. Bu panorama özelliği sayesinde de cihazı belli bir alanda gördüğünüz gibi taratarak panoramik fotoğraf çekme fırsatına sahipsiniz. 28 megapiksele kadar panoramik fotoğraflar yakalayabilirsiniz. iPhone 5 ile ilgili temel özellikler bu şekilde. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.